gördüğümüz kadarıyla da seçime bayağı bir vakit olmasına rağmen halkla beraberler, belli bir program eşliğinde sürekli sahadalar. Tabii halkın nabzını tutma adına, Türkiye gerçeklerini görme adına, Bolu'nun gerçeklerini görme adına bizi çok mutlu eden ve son derece uygun bulduğumuz çalışmalar. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak ve bir iş adamları derneği olarak. Bu her zaman gerekli olan bir şey. Esnafın, sanayici arkadaşların isteklerini belirli mercilere, belirli organlara iletmek için katalizör görevi olmak, köprü görevi yapmak. Bunlar son derece bizim açımızdan da iş adamları olarak, sanayiciler olarak öngördüğümüz ve benimsediğimiz şeyler. Bu konuyla alakalı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah inşallah emeklerinizi boşa çıkartmaz. Biz müsiyat olarak da zaten bu çınarın birer dallarıyız, birer kollarıyız geçmişten bu yana. 27-28 yılı olacak inşallah önümüzdeki sene. Bir dernek olarak Türkiye genelinde her zaman devletin yanında olan, bağımsız ve bağlantısız bir dernek olan müsiyatta her konuda doğru olan her şeyin yanında olarak hükümetlere her zaman destek olmuş bir dernektir. Sayın Başkanım, sizler sivil toplum kuruluşları, iktidarın, devletlerin teminatısınız. Arasındaki vatandaşlar arasındaki bir köprüsünüz aynı zamanda. Aynı zamanda devletin iktidarın yetişemediği yerlerde vatandaşla iktidar arasında köprüyü kuran sivil toplum kuruluşlarısınız. Biz de merkeziyetçi yönetim olarak şu prensiple çalıştığımız için halka hizmet, hakka hizmet prensibiyle çalışan merkeziyetçi yönetim olarak biz salı günleri sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumu ziyaretlerine ayırdık ve bu açıdan da sizlerle görüş alışverişi yaparak hem demokrasiyi kuvvetlendirmek hem de sorunlar varsa beraber hallederek yolumuzu devam etmek istiyoruz. Bu açıdan bizim Sayın Başkanım dediği gibi biz kongremizi 22 Ekim'de yaptıktan sonra hemen seçim çalışmalarımıza başladık. Salı günleri de az önce dediğim gibi STK ziyaretleri, cuma günleri de 44 mahallemizde her bir mahallesinde teşkilatımızla beraber cuma namazı kılarak daha sonra vatandaşlarımızı hasbihal edip o bölgedeki, o mahalledeki hem esnafımızı ziyaret etmek, hem hasta ziyareti yapmak, hem de ya sorunlar varsa birebir sıcak dokunuşlar yaparak sorunları çözmek istiyoruz. Ben bu konuda tekrar Sayın Başkanımıza bu nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum.